bana çok ayrı geldi, çok farklı geldi. Döktüğüm ter, çok yoruluyordum ve bu yorgunluk çok hoşuma gidiyordu. Bisiklete aşıktım yani, öyleydim. Bana çok özgür bir spor gibi geliyordu. Yani hem sosyal bir spordu hem de çok bireysel bir spor olması aslında her sporda olan bir şey değildir. Özgürleştiriyor seni. Şimdi mesela bir gün Şile'ye gittiniz, bir gün Bostancı sahile gittiniz, bir gün Beykoz'a gittiniz. Bir sürü farklı. Nerede araba yolu varsa, otobandaysa tabii, nerede güvenli bir araba yolu varsa siz bu antrenman ve antrenman şansına dönüşebiliyor. O yüzden bu bisikletin verdiği özgürlük hissi beni bu spora dahil etti. Çok sinirli bir bireydim. Böyle öfkeme pek hakim olamazdım ama bisikletle karşılaştıktan sonra antrenmanlarda böyle ne bileyim arada böyle şey için bile çıktığım oluyor. Bir şey kafam bozuluyor falan. Kafa dağıtmak için çıkıyorum. Böyle ufak bir tur atıyorum. Düşünüyorum. Önceden direkt öfkeye başvurdum. Bu sefer bisiklete başvuruyorum. Kafa dağıtıyorum. Öfkeyi benden aldı diyebiliriz. Ben çok oynuyordum gerçekten. Günde 12-13 saat oynuyordum. Okuldan geliyordum. Akşam gece 11'e kadar oynuyordum. Hani ders çalışmıyordum. Tabii çok oynuyordum ve gerçekten ailem bana diyordu ki sürekli Arda git işte biraz bisiklet sür, arkadaşlarına sosyalleş falan diyordu. Ama ben evde durup bisiklet, yani pardon, oyun oynamayı falan çok tercih ediyordum açıkçası. Bana eğlenceli geliyordu. Birazcık da hani asosyaldim o aralar. Ama bisiklete başlayınca tabii ki de her şey farklılaştı. Bisiklette beni çeken yanı en büyük bu oldu. Hayatımı düzene sokmak ve artık hani uyku düzenim yerine girdi vesaire vesaire. Arkadaşlar edindim, benim için daha fazla yararı oldu yani. Ya bisiklet beni rahatlatıyor. Öyle söyleyeyim mesela. Okuldan gelince derslerimi çalışıp bisiklete gidince kafam açılıyor. Ya her şeyi unutuyorsun, kafan rahatlıyor. Sınavlara çalışırken de kafan boş oluyor. Direkt odaklanabiliyorsun. O açıdan çok iyi oluyor. Fazla kilolarım da vardı. Hem bisiklete başlayınca zaten bilgisayarı %50 azalttım. Daha sonra günde 2-3 saate düşürdüm. Bilgisayar oynarken çok agresif, kilolu bir yapım vardı. Hiçbir şeye tahammül etmiyordum kesinlikle. Bisiklete başlayınca daha bir zayıfladım. Vücut olarak tabii çok değiştim. Eski halime hiçbir şeyim yok, alakam yok. Hani olaylara karşı yaklaşımım değişti. Artık daha böyle anlayış, dinleyiş içine girdim. Yaş kitleme baktığım zaman hepsi ya bilgisayar oynuyor ya işte sosyal medyada takılıyor ama bunun bir süre sonra sarpa saracaklarını onlar da biliyorlar ve insan sıkılıyor ama dediğim gibi pandemi sürecinde yani tabii ki ciddi bir sakatlık durumum olmadığı sürece eve trainer bağlayıp bu şekilde antrenmanlarıma devam ettim. Bu yüzden aslında pandemi süreci benim için çok kısa geçti ve aslında eğlenceli de geçti yani. Hiç yadırgamadım evde olmayı. Bu dönemde bisiklet olarak benim evde trainerım var. Bazen ya dersten önce ya dersten sonra yaptım. Ara sıra ders ortasında yaptığım da oldu. Yani bisiklet aslında bir kaçış noktası gibi bir şey bir süre sonra. Çünkü ders yapıyorsun bir yere kadar. Artık bir mola gerekiyor ve bunu bisikletle sağlamak bence çok iyi. Çünkü hem vücudu bir olayda tutuyor, vücudu meşgul tutuyor ve zihni rahatlatıyor. Bunun eğlenceli bir yanı olması gerekiyor. Yaşımız gereği de aslında olması gerekiyor. Gidiyoruz dondurma yiyoruz, Cafe Nero'da bir kahve içiyoruz, sohbet, muhabbet. Yani her şekilde akıyor zaten, hani gidiyor. Yani ben eskiden telefona daha çok zaman geçirirdim. Şarjım biterdi, ne bileyim powerbank takardım, devam ederdim ama bisiklete geçtikten sonra şarjımı bitiren tek şey Strava olmaya başladı. Bu yüzden artık telefonla o kadar bir alakam da yok. Arada bir atayım storyler haricinde. İçin gayet güzel geçtim. Matematiği asla yapamazdım. Dedim bisikleti yapıyorum. Matematiği neden yapamayayım? Aslında pek bir bağ yok ama ikisi de sonuç olarak çok çalışıp başarmaktan geçiyor. Yani daha da iyi oldu derslerim. Özellikle matematiği birazcık daha iyileştirebildim. Tabii yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Çok fazla yağlı şey yememeye çalışıyorum. Bir kere zaten kilo verdim. Ben kiloluydum birazcık. O bisiklet çok işe yarıyor onun için. Kilo vermek isteyenler de başlayabilir bisiklete yani. Grup içinde çok iyi. Ben çok zevk alarak gittiğim, zevk alarak antrenman yaptığım takımlardan biri. Çünkü sabahın 5'inde kalkmak cidden güç ve enerji isteyen bir şey. Ve ben sabahın 5'inde hiç yorulmadan, hatta mutlu olarak kalkıyordum. Ya şimdi bisiklet hakkında çoğu şeyi bildiğimi sansam da hiçbir şey bilmediğimi öğreniyorum. Çünkü en ufak bir teferruat dahi olsa görmüş geçirmiş oldukları için bana her şeyi detayına kadar anlatıyorlar. Yanlış yaptığım her şeyin doğrusunu gösteriyorlar. Aslında hani doğrusunu bildiğim birçok yanlışımı da gösterdikleri oluyor. Hani gerek yarışta davranmam gereken şeyler işte
yarış hakkında olur, normal hayatta olur, bisiklet hakkında olur. Çok fazla görmüş, geçirmiş oldukları için bana da çok fazla yardım ettiler. Yanlış, doğru bildiğim yanlışlarımı gösterdiler bana. Yakındaki herkes benim bir yani spor arkadaşım değil, aslında hepsini kardeşim gibi de görüyorum. Çünkü biz aslında bisikletin haricinde çok iyi bir arkadaş grubuyuz. Bisiklet üzerine bindiğinizde, formaları giydiğinizde aslında bence yaş olayı çok bir önemi kalmıyor. Çünkü o da pedal çeviriyor, sen de pedal çeviriyorsun. O da yokuş çıkıyor, sen de yokuş çıkıyorsun. O yüzden aranızda çok böyle başka bir şeyle açıklanamayacak bir bağ mı oluşuyor diyeyim artık. Ya, bir ilişki oluşuyor aranızda ve aslında bunu başka bir ortamda çok anlatılabilecek bir şey değil. Sadece hani iki insanın bisiklet üzerinde anlayabileceği bir şey bu. Arkadaşlık ama normalde bizim oturduğumuz bölge benim pek arkadaşım yoktu. Yani sadece okuldan vardı. Onlarla da mesela nasıl desem, normal arkadaşlar ne yapar? Birbirleri işte konuşurlar, görüşürler, oraya buraya giderler, yemek yerler, sinemaya giderler falan. Benim öyle arkadaşlarım pek yoktu. Bisiklete binmeye başlayınca arkadaş işte sosyal ortamım oldu ve bu beni artık değiştirmeye başladı. Bisiklet gruplarında çoğu insan birbirini beklemez mesela bir sorun olduğunda. Atıyorum lastiğiniz patladı, ne olur grup sizi bıraktı. Ama burada mesela o tür bir şey yok. Mutlaka birisi size yardımcı olur, bir aile gibi sizi asla geride bırakmaz. Yoruldunuz, tükendiniz, hiç bisiklet gidemeyecek hale geldi. Ya, telefonda aramanız bile yeter. Mutlaka birisi size gelir, arabayla bir şekilde alır bile yani. O derece herkes birbirine yardımcı oluyor. Burada farklı olan daha iyi bir antrenman ortamı var. Bir şey sorduğunda daha iyi bir cevap alabiliyorsun. Yardımcı oluyorlar. Hani herhangi bir yüzüstü bırakma yok. Ya buradaki kişiler bisiklete binmese sabah hiçbiri 5'te kalkmaz. 5.30'da 6'da kimse kalkmaz. Ben de kalkmam açıkçası. Niye o saatte kalkayım? Ama öyle kalkınca ilk sabah kalkarken bir pişmanlık yaşıyorsun. Bu saatte niye kalktım vesaire diye. Havanın daha aydınlanmadığını görüyorsun. Ama ondan sonra antrenmana gidip geldikten sonra anlıyorsun ki gün çok geniş, çok fazla zamanın kalıyor. Bir işleri yetiştiremeyeceksin zannediyorsun bir sporla uğraştığın için. Ama halbuki daha çok zamanın kalıyor. Ben normal kalkacağım saatte eve gitmiş, kahvaltımı yapmış, duşumu almış oluyorum. Yani gün çok daha rahat benim için, daha enerjik geçiyor. Ben 4.30'da uyanıyorum. Bir saat gibi bir sürede hazırlanıyorum. Ondan sonra Pendik'ten Bostancı'ya, Bostancı Cafe Nero'ya gidiyoruz. Değişebiliyor. Bazen Kaynarca'ya gidebiliyoruz, bazen Tuzla'ya gidebiliyoruz. Ondan sonra oradan dönüyoruz. Tekrardan Bostancı Cafe Nero, sonra tekrardan Pendik şeklinde. Toplamda bir 65-50 kilometrelik bu değişiyor ve bir antrenmanımız oluyor. Antrenman 6.20 geçe veya 6'da, en geç 6.30'da başlıyor. Ben genel olarak 3.40 gibi falan kalkıyorum evde. Üstümü başımı giyiniyorum. Birazcık esneme hareketi yaptıktan sonra evden çıkıyorum. Arkadaşlarımla buluşuyoruz Pendik'te. Oradan bir daha Nero'ya geçiyoruz. Antrenman için bekliyoruz. Genelde maksimum böyle 2-3 dakika bekliyoruz. Oradan antrenmana geçiyorum. Antrenmandan bir daha eve geçiyorum. Saat 11 gibi falan evde olmuş oluyorum maksimum. Ya beni uzaylı olarak görüyorlar onlar. Yani öyle söyleyeyim. Sabah 5'te kalkıp Şile'ye gitmek onlara çok uzak geliyor. Yani nasıl yapıyorsun diyorlar, bir sürü şey soruyorlar bana. Ya çok şaşırıyorlar yani. Onların da hoşuna gidiyor, yapmak istiyorlar da kimse şey yapmıyor. Bisiklete başladığımdan beri 5'te kalkıyorum. Sporumu yapıyorum, kahvaltımı yapıyorum, duşumu alıyorum. Saat 11 oluyor, saate bakıyorum, saat 11. Neredeyse günün tamamını geçirmiş gibi hissediyorum. Günüm ölmüyor yani. Sonra dışarı çıkıyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Günü çok iyi değerlendiriyorsun yani sabah. Bisiklete binince ben hani mesela daha çok vakit ayırabiliyorum kendime. Hem kendime hem bisiklete. Hem dersler olsun falan vesaire. Onları daha çok hani nasıl desem planlayabiliyorum diyeyim. Şu antrenmanı yapacağım değil. Ben bisiklette o antrenmanı yapınca ister istemez hani evimdeki alışkanlıklarım da düzeldi. Sabah şu saatte kalkacağım, yatağı odamı toplayacağım, işte kahvaltımı hazırlayacağım. Bu gibi alışkanlıklar da bisiklet sayesinde kazandım ben. Annem de bu yönden bisiklete biraz ısınmaya başladı. Ailem yani bu durumdan bayağı mutlu çünkü güvenilir insanlarla beraber bisiklet sürüyoruz ve hani herkes iyi bir insan ve herkes birbirini kolluyor bir takımız sonuçta. Ya ailemin bana dönüşleri tabii her zaman destekliyorlar işte. Dediğim gibi sadece biraz dersleri çalışmamla ilk başta çok korktular. Bir de şey oldu,
Şimdi trafikte sürüyoruz. Trafikte tehlikeli bir ortam çünkü araba var. Hani ne olur Allah korusun bir şey olur. Araba sana çarpar. Sana çok şey olur. Arabaya hiçbir şey olmaz mesela. Onlar ondan çok korkular. Bir de maganda gibi sürenler de var. Onlar sadece ondan çok korkuyorlardı. Ama tabii en çok korktukları şey de bizim tek başımıza çıkmaktı. Yani ya tek başımıza ya da iki kişi çıkmaktı. Ama işte hani böyle bir grup ortamı olunca en azından trafikteki arabalar bizi az çok yine görebiliyor ve bize dikkat gösterebiliyorlar. Yani bunun iyi yönü bu oldu. Babamın da çok desteği oluyor. Sabah o da benimle birlikte Şile'ye giderken mesela 5'te kalkıyor. Öğlen 12'ye kadar benim arkamdan beni takip ediyor, eve götürüyor. Bayağı bir desteği oluyor. Annem de öyle. O kadar olmasa da teşvik ediyor beni, bin diyor, iyi bir şey yapıyorsun diyor. Ya ailemin desteği çok fazla. Konuşacak konu da artıyor. Ailem bendeki bu değişimi olumlu karşıladı. Zaman zaman korkuyorlardı onlar da çünkü 4'te 5'te gece karanlığında çıkıyorduk yola. Ama olumlu bir şekilde karşıladılar.